أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تضرع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönlünden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi daha fazla miktarda verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nice oruçlu vardır ki oruçtan nasibi sadece aç ve susuz kalmasıdır. Geceyi ibadetle geçiren nice kişi vardır ki kıyamdan nasibi uykusuz kalmaktır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç fidyesi kimlere verilebilir? Oruç fidyesi tıpkı bir fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul, üst soy ve furuuna, alt soy veremez. Usul bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri, furu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine bir kimse hanımına zekat, fitre ve fidyesini veremez. Aynı şekilde hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekat, fitre ve fidye verilebilir. Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımızı ört.
Korkularımızdan bizleri emin kıl. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.